Ben geldim. Herkese günaydın. Rutin başlayacak ama bir güzellikle açmak istedim. Çiçekler çok güzel açmışlar. Sizlerle paylaşmak istedim. Ne kadar güzel değil mi? Ne kadar güzeller. Çok güzeller, çok güzeller. Biraz önce arabadan inerken fark ettim. O kadar çoğalmış, o kadar güzelleşmiş ki. Arabadan indim. Malzemeleri aldım. Malzeme derken alışveriş yaptım. Çocukları okula bıraktıktan sonra biraz alışveriş yaptım. Çünkü bugün misafirim gelecek biliyorsunuz. Misafirim geleceği için biraz alışveriş yaptım. Onları indirdim. Dur paketleri açmadım. Selvi kızmasın bana diye. Selvi ile birlikte açayım şimdi. Sen ne aldın ne ettin? Bize gene göstermeyi unuttun falan der diye. Buraya böyle koymuştum. Onları şimdi açayım. Ben bir açılış yapayım önce. Herkes biliyor ama yeni gelen takipçilerimiz ve yeni gelen arkadaşlarımız için tekrardan söylüyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Gelirlerimiz ihtiyaç sahibi insanlara gidiyor. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Zil butonumuzu aktif ederseniz de bir sonraki videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Maviş seni çamaşırhaneye kilitlerim. Benden çok Maviş konuşuyor. Geçen videomda fark ettim, ben burada konuşuyorum, o oradan konuşuyor. Artık idare edin. Biraz önce dediğim gibi çocukları okula bıraktım. Oradan da bir alışverişe gittim. Eldivenlerim bitmişti çünkü hamur yoğuracağım. Hamur yoğuracağım için eldivenleri almam gerekiyordu. Ve gittim aldım. Neler aldım göstereyim. Apengo aldım. Apengo. Açtım hemen bir tanesini. Kahvaltı yapacağım diye hemen bir tane açtım. Çünkü kahvaltı olarak içiyorum ben bunu. İyi oluyor. Dün akşam da zaten benim küçücük midemle yediğim çiftleri şeylere bitmişti. Tek onları aldık. Bisküvi aldım. Bisküvi tınarası. Bisküvi aldım. Kimtam aldım. Avustralya'nın lezzeti bu. Kimtam bilirler. Avustralya'yı özleyenler de bilirler. Kimtamı da özlemişlerdi. Salt and vinegar chipsi. Vegemite'ı. Evet, eldivenlerimi aldım. İnşallah içi pudrası çıkar bu sefer. Geçen aldım pudralı çıkmıştı. O da eldivenleri çıkıyoruz. Hem biz alışkanlık elimizi yıkayınca şey siliyorsa ya. Herkes yapıyor. Şimdi saygıdan yapmıyorum bunu yani. Çay aldım. Ne kadar tutmuş? 72 dolar. Başka ne aldım? 72 dolar aldım. Şey gibi. Nasıl diyeyim size? Sigara böreği ya. Bildiğin sigara böreği işte. Görüyor musun zaten? Bir de bu hamurdan aldım. Bu hamur da güzel böyle şey yapıyor. Fıfıtık fıfıtık oluyor. Kıtır kıtır. İçi çikolatalı falan yapıyorum ben. Bir de ne aldım? Bir de böyle. Aslında bu baklava ve börek yufkası gibi. İncecik incecik. İstediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Normalde Türk yeri yakın olsa Türk yufkası alacağım da emek yufkayı almam. Emek yufka. Şimdi ağzına bir şey kaçacak diye işe kaçmadı. Emek yufka bildiğiniz böyle puzzle gibi dağılıyor. Sakın almayın. Avustralya'da yaşayan arkadaşlara söylüyorum. Emek yufkayı sakın almayın. Bir emek harcamıyor çünkü belli. Geçen bir almıştım bayramda börek yapacağım diye. Ondan sonra 5 tane aldım hatta. Yani bayram misafirim çok olur şey olur diye. Hepsi ama hepsi açıyorsunuz patır patır dağılıyor. Açıyorsunuz patır patır dağılıyor. O yüzden tepsiye bastım sadece. Yani başka bir şey yaramıyor bu. Emek yufka almayın. Başka başka. Eldivenlerimizi açalım. Bakacağım merak ettim. Pudralı aldıysam çok kötü. Pudralı. Pudrasız. Tamam iyi iyi. Pudrasızmış. Valla pudralı olduğu zaman böyle hani çıkarıyorsun da elini ister istemez bir siyah pantolon falan olunca resmen gidiyor onun içine şey yapıyor. İşliyor pudraları. Tamam bu iyi. Ve dünkü videomu izlediniz. Çok teşekkür ediyorum. Dün çok kötüydüm. Gerçekten ağlamaktan ben o videoyu çekemedim. O videoyu defalarca durdurdum. Belki fark etmişsinizdir. Gözlerim şişti, burnum şişti. Ben ağlayınca ben gözlerim burnum şişiyor. Çok kötü olmuştum. Çünkü videolarını gördüm, resimlerini gördüm, annesinin konuşmalarını dinledim. Allah yardımcıları olsun. Ben de ilk bebeğimi kaybettim. O yüzden ya anlıyorum da diyemiyorum. Yani hani evlat acısı. Allah kimseye vermesin evlat acısını. Allah'ın bu aileye de evlat acısı tattırmasın yani yaşatmasın. Bütün yavrulara sağlık versin Rabbim. Ben de işte biraz kendimi iyi hissetmeyince, kötü olunca migrenim de başlamıştı çünkü. Ondan sonra eşim de dedi gel biraz dışarı çıkalım, yürüyüş yapalım falan filan. Ondan sonra
Çocuklar da zaten spora gitmişlerdi. Cime gitmişlerdi. Biz eşimle birlikte, Eyşan'la birlikte Aldi'ye gittik. Aldi'de ne buldum ama var ya. Aldi'deki fiyatları da ben böyle kısaca sizin için çektim. Ama çok müzik olduğu için müziğin sesini kapatacağım. Sakın sıkılmayın. Seyredin. Ondan sonra hemen geri gelin. Ben buradayım. Da gördünüz. Neler aldığımı da gördünüz. Çok güzel ama ya. Gerçekten çok beğenerek aldım. Ben çünkü baharatlık düşünüyorduk. Biliyorsunuz eşyalarla karabiberlik, tuzluk bilmem ne falan filan alalım derken çok güzel şeyler buldum. Şöyle göstereceğim. Bahçe makası aldım. Aldım. Vallahi keserim ha. Çok güzel. Eşan Sultan elma şeyi aldı bir de. Güzel, kullanışlı. Ne buldum bak. Bakın bakın. Bak diyorum da. Hepiniz kendiniz tekil olarak isterin kendiniz artık. Yapacak bir şey yok. Maydanoz tohumu. Maydanozlarımın tohumu çıkana kadar onunla idare edeceğim. Ve baharatlık buldum. Ve her şey var içinde. Artı baharatlık almama gerek kalmadı. Raf alacağım sadece. Böyle alt üstü güzel bir şey olacak. Ve onu da içerideki ikinci mutfağıma koyacağım. Güzel oldu. Tek tek alıp da, tek tek içine baharat alıp da, bulmakla falan filan uğraşmayacağım. Eyşan Sultan buldu sağ olsun. Çok güzeller ama. Her şey var. Bütün baharatlar var yani. Şimdi burada oturup saymayın ben size. Sıkılırsınız. Yani sıkılırsınız. Yani böylelikle biraz gittik, alışveriş yaptık. Kendimize geldik. Ondan sonra eve geldik. Alışverişleri yerleştirdik. Sadece bunları koymadım. Bunları size göstermek istiyorum. Çünkü bunları açmak istiyorum şimdi aslında. Açayım ya. Açayım, açayım. Açayım da. Her şeyi yapmışlar tek tek ya. Hani sarımsak tozuna kadar var. O derece her şey var yani. Ve cam. Cam olması da iyi. Hani sağlıklı. Sadece işte dedim gibi raf alırım. Rafın içine. Arka tarafına çok kullanmadıklarım şöyle. Ön tarafına kullandıklarım dizerim. Ben önceden şey kullanıyordum böyle. Garnitür kavanozu var. Üstünde burcu yazıyorduk kavanozların. Onları biriktirdim. Gittim gittim alıyordum. Biriktirip alıyordum. Ondan sonra da onları biriktirdim. Onların içine koydum böyle şeylerin. Baharatlıkları, baharatlarını. Ve çok güzel duruyordu. Şimdi dedim şey. Orası siyah mutfağım olduğu için şey. Siyah ve gümüşle olduğu için dedim siyahlı kapaklı bir şeyler alayım. Hani görseli de güzel olsun. Sadece onlar bozuyor şu an orayı çünkü. Kronflex dediklerim. Onu söylerken de bayağı problemim gelmedi. Onlar da gelince daha güzel olacak. O maşallah. 30 tane. 30 tane ve her şey var içinde. Mix dediğin ne ki? Mix yapmışlar. Yapacak başka bir şey bulamayın. Nasıl adam mix yapmışlar olmuş. Ben de kastım koydum diyordur. Curry curry. Hindistanlar çok kullanıyor ama acayip ağır kokuyor. Açtık. Açtık mı açtık. Kutuları yere atmadım. Oraya atıyorsun. Ondan sonra sanki başkası toplayacak falan filan diyorlar ya. Atmadım kutuları. Götüreyim. Koyayım. Çocuklar atsınlar. Geldim. Maydanoz soğanlarımı da böyle serpiştireceğim üstüne. Üstüne de azıcık böyle gübreyi toprağından atacağım.
mis, bitti. Yani çok çabuk çıkıyorlar bile. Önce böyle kıl gibi kıl gibi çıkıyorlar. Ondan sonra her yere yayılıyorlar. Yani hani taze taze oluyor. Ne olduğunu biliyorsunuz. İşte ise gidip istediğiniz gibi koparıp toplayıp kullanıyorsunuz. Bunların üstü biraz toz gibi. Bunları da ben şöyle silerek rafın oraya alırım. Ondan sonra da rafımı alırım. Güzelce yerleştiririm. Sizi bu tarafa alacağım ben. İzin verirseniz, müsaadenizle sizi şöyle alabilir miyim? Şu tarafa alayım ben sizi. Dönüyorum dolaşıyorum, Ali'ye geliyorum. Ali de hala aklım çünkü. Dünkü videomu seyretmeyenler lütfen benim dünkü videomu da seyretsinler. Dünkü videomu da istediğiniz yerde paylaşabilirsiniz. Bütün sosyal medyalarınızda paylaşabilirsiniz. Çünkü çok az bir zamanı kaldı. Gerçekten çok az bir zamanı kaldı. O yüzden lütfen paylaşım yapın. Hani WhatsApp'tan olsun, Instagram'dan olsun, Facebook'tan olsun, bütün sosyal medya hesaplarınızdan paylaşım yaparsanız. Bu ayki gelirlerim Ali için gidecek. Bu ay bana biraz daha fazla destek olursanız. Elimizden gelen her şeyi yapmış olacağız galiba. Tekrar teşekkür ediyorum duyarlı bütün insanlara, tekrar teşekkür ediyorum. Soğanlarımı getirdim. Dikkat ama dikkat. Yazık, nasıl çıkmış. Gördünüz mü? En altta kalmış. Oradan bir yeşil bir şey gördüm. Ne olmuş buna? Yazık ya. Ben bunu götürüp biraz sonra bahçeye ekeceğim. Baktım başka var mı diye. Yok. Bir tek o sivrilmiş çıkmış. Görüyor musun bidiri? Soğanlarımı doğrayayım, soyayım. Makineye atayım. Ondan sonra hatta kıyma ektim. Lütfen kıymalarımdan çıkarttım. Ben paketliyorum kıymaları aldığım zaman. Böyle paket kıymalardan çıkarttım. Soğan, kıyma, maydanoz. Kavuracağım. Ondan sonra hamur yoğuracağım. Ben bugün, Oğuzhan çok seviyor aslında. Poğaça yapayım dedim. Kıymalı poğaça yapacağım. Ondan sonra spring roll'lardan falan da kızartırım, pişiririm. Onları biraz daha geçe bırakmam lazım ki. Hani hamur da zaten ancak yoğrulur. Bugün de okulun son günü. 2 hafta çocuklar evdeler. Şimdi Türkiye'ye bakınca bayanlar böyle çocuklar okula gidecek. Oo, oley okula gidecek falan diyor ama ben çocuklar okula gitmesin. Hani evde kalsınlar. Tatil olunca işte evde oluyorlar falan diye seviniyorum. Hani hep gözümün önünde oluyorlar. Ne yediklerini görüyorum, ne içtiklerini görüyorum. Hareketlerine dikkat edebiliyorum. Bakıyorum falan, gözlemliyorum. Şimdi sanki hep dışarıda oldukları zaman okulda bile olsalar hep tedirgin oluyorum yani ben. Bilmiyorum. Dediğim gibi serviste de vermiyorum. Hep kendim götürüyorum, getiriyorum. Bir ayağım okulda olsun istiyorum. Bilmiyorum, annelerin bazen şeyleri değişik oluyor. Bunalan anneler tabii ki vardır şeydir. Hani okul belki biraz daha rahatlatıyordur. Okula bıraktığım zaman rahat hissediyorum kendimi falan diye ama bilmiyorum, ben öyle hissedemiyorum. Neden ama bilmiyorum ama işte bilmiyorum ama yani. Hadi annem takayım. Soğan. Dün çok kötüydüm benim. Bugün iyiyim ama çok şükür elhamdülillah bugün iyiyim. Şeyim yok. Kabımı getireyim dedim. Sonra durmadan bir yere değmeden. Tarıcın incemiz. Yani vallahi sağ olsun yapanlar. Güzel yapmışlar. Güzel makine yapmışlar. Bunları diyorum soyayım. Atayım şeye. Ninja'ya. Ninja'da bir dır çekeriz artık. Ondan sonra da kıymaları kavururuz. Soğanı kavururuz. Kıymayı koyarız işte. Oluyor sana harç. Ya yemek yapmakta ne var aslında? Şöyle düşündüğünüz zaman soğanı koy. Kıymayı koy, eti koy, üstüne sebzeyi koy, yemek oluyor yani, yemek yapmak ne ama. İşte onu isteyerek yapacağım, hani severek yapacağım. Ben seviyorum ev işini. Ben aslında evcimen bir kadınım böyle. Hep evde olayım, evde durayım. Hani böyle, hani şok şok gezmeyeyim. Ne alacaksam hemen böyle alayım, hemen çıkayım, eve geleyim. Nedense bir evcimenimdir yani böyle. Kampa gideceğiz. Haftaya. Kampa gidiyoruz. Onun heyecanı var biraz. Çocuklar tatile gireceği için onları da kampa götürüyorum şu 2-3 günlüğüne. Burada çünkü Türkiye'deki gibi bir şey yok. Çocukların öyle çok pahmışlam eğleneceği, çocukların sokakta oynayabileceği falan filan bir ortam yok. Hoş Türkiye'de de artık çocuklar sokakta oynamıyormuş herhalde. Öyle bir duyum aldım. Var mı öyle bir şey? Bizim gittiğimizde sitenin bahçesinde oynuyorlardı. Bisiklete biniyorlardı. Basket oynuyorlardı. Hani biz yeni gittik geldik zaten. Hani güzeldi, ne bileyim, çocukların ortamı güzeldi orada. Bilmiyorum da. Buradaki çocuklar da yok öyle güzel bir ortam. Giderlerse karşıda şey var. Spor, yüzme, tenis.
Oraya bir gidiyorlar, geliyorlar. Bütün aktivitelerini zaten bizle yapıyorlar. Yani biz, nasıl diyeyim, sahip çıkmamız gerekiyor. Çocuklarınızı kaybetmeniz çünkü an meselesi. Nerede yurt dışındaysanız. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor arkadaşlarına. Gittikleri yerlere, geldikleri yerlere, gittikleri ortamlara dikkat etmemiz gerekiyor. Erkek de olsa, kız da olsa. O yüzden biz biraz üstlerine fazla titriyoruz galiba. Seyrederler mi acaba? Seyredecek mi olacak? Olsun. Eşo! Eşo dememi de çok seviyorsunuz. Ağzıma takıldı, eşo gidiyor işte. Kızımın ismi. İyi, soğan fazla acı değilmiş, gözlerimi yaşartma. Dün ağla bugün ağla ya, kötü olurdum ha. Allah kimseye ağlatmasın. Hele evladı yüzüne hiç ağlatmasın. Rabbim kimseyi evlatlarıyla, evladıyla sınamasın. Zor. Aa, bu acı geldi. Bak, kuzu burnuma geldi yani biraz. Şimdi ağlayacağım, bahane mi arıyorum, ne yapıyorum? Duvar. Evet. Soğan kabuğu kürü yapmayı biliyor musunuz? Soğan kabuğu kürü zayıflatıyor. Soğan kabuğu kürü de yapabilirsiniz zayıflamak için. Dünkü videomda karşı makinamı beğendiniz. Karşı makinanın linkini koyacağım. Linkini çok isteyen oldu. Bir de çiçeklere koyduğum doğum kontrol hapının ismini istediler. Çiçeklere koyduğum doğum kontrol hapının ismi önemli değil. Herhangi bir doğum kontrol hapı olabilir. Ama hormonu yüksek olsun. Hani doktorunuza ya da eczanenize. Kesemem ben bunu. Bak, bu da böyle olmuş. Yazık ya. Onu da ekleyeyim ben. Evde yeşil soğan yiyen yok ama olsun, orada büyüsün. Yeşil soğanları da ben geçen gün ektim. Geçen gün dedim yani, öbür evimde ekmiştim. Ondan sonra erkeklendi böyle şey, tohuma gitti. Denedim, tohumlarını aldım, bir yere serpiştirdim. Kıl gibi kıl gibi oradan soğan çıktı mı? Dedim herhalde şey olacak. Ondan sonra altlarından böyle soğan oluşuyor. Allah'ın işi işte. Evet. Soğanlarımız tamam. Soğanlarımız tamam. Gidelim bir makineye atalım bunları. Tırt yapsın. Ondan sonra da soğanları da benim bir çıkarayım. Sağa sola değmeden. Makineye koyayım. Dırtlatayım. Dırtlatayım. Ondan sonra da ocağa koyacağım. Geliyorum. Tamam. Kızmayın. Siz de aldım. Siz de aldım. Kızmayın. Benim yaptığım böyle, tavaya zeytinyağını koyacağım, biraz da işte soğanı koyacağım. Yaptığımın hepsini koyabilirim aslında, kıymanın fazla. Kıymanın yağsı olduğu için fazla yağ koymuyorum. Şimdi böreğin harcına da yağ koyarsam, bazen unutuyorum, böreğin harcına da yağı basıyorum. Ondan sonra peynirli börek yaparkenki gibi basıyorum. Bu sefer de şey oluyor, yağlı oluyor. Bu sefer de olsan diye annem biraz yağlı oluyor. Olacağım böyle. Ocağı nasıl temizledin? Ya. İstediğiniz kadar temizleyin. Bu ocaklar pis pis. İçi dışı pis. Çünkü yağ. Yağ lekesi. Yağ şeyi. Giriyor bir yerlerde. Kalıyor. O yüzden istediğiniz kadar yapın. Gene sağından solundan bir pislik şey çıkıyor. Yemek artığı. Bu karşının bende cam makinesi de var. Çok güzel siliyor camları. Yani sizin gücünüzle siliyor ama makine gene güzel siliyor. Soğanları koyalım. Buzluğunda maydanozum var. Çıkarayım ondan da alıp doğrayayım. Ondan sonra soğan yumuşasın, kıymasını da atayım içine. Kendi kendine bir şöyle harç olsun. Aslında normalde ben harçlarımı hazırlayıp buzluğa atıyorum. Acil bir şey olduğunda çıkartıp harçları oradan da kullanabiliyorum. Aklınızda olsun. Harçlarınızı yapıp taze taze buzluğa atarsanız böyle zipli poşet diyorum ben ama şeyle kilitli poşetlerle daha sonra çıkarıp kullanabilirsiniz onları da. Kolay oluyor, rahat oluyor. Peynirlisin olsun, kıymalısın olsun ben öyle yapıyorum yani.
poğaçamı da yapmaya başladım. 2 su bardağı ılık süt, 2 su bardağı ılık suyu bir kabın içine alın. Ben 2 kap yapıyorum. Yani 2 ölçek yapacağım da o yüzden kabarması da geniş kap olsun diye aynı şeyde yapmıyorum. Aldıktan sonra içine 2 tane 2 poşet kuru maya dökün. Ben hemen dökeyim. Döktünüz mü? Ben döktüm. 2'şer paket kuru maya döktüm. Şimdi 7'şer kaşık toz şeker koyacağız ve karıştıracağız. 10 dakikada mayalanmaya bırakacağız. Şimdi toz şeker ne kadar olacak? Hani kaşık ölçüsü. Herkesin kaşığı değişiktir zaten ama bildiğiniz yemek kaşığı. 7 kaşık deyince zaten şöyle yaptığınız zaman bu bir kaşıktır. Şöyle biraz vurduğunuz zaman bu bir kaşıktır yani böyle bu kadar. Bununla 7 tane. Evet, şekerleri de attıktan sonra şöyle bir karıştırın. Bu şeker mayayı kabartacak biraz sonra böyle. Hafif köpürecek gibi olacak. Ondan sonra da zeytinyağımızı koyacağız. Kolay. Bu tarif çok kolay. Bu tarif aklınızda kalsın. Kalır da zaten. Kalmayacak bir tarif değil. Bir 5-10 dakika bekleyelim. Evet, görüyorsunuz kabardı. Bu şekilde biraz mayalandırırsanız, biraz kabartırsanız daha güzel kabarıyor. O yüzden aklınızda bulunsun. Şimdi 2'şer su bardağı da zeytinyağımızı koyalım. Evet, zeytinyağlarımızı da koyduk. 2 tatlı kaşığı da tuz atın. Bu arada bardak ölçümüz 200 ml. Ona göre yapın. Yapacaklar için hatırlatayım. 200 ml'lik bardak kullanıyorum ben. Ondan sonra 4 yumurtanın beyazını içine koyacağım. 4 yumurtanın beyazını, sarısını da ayıracağım. Dışına sürmek için. Yani 4 yumurta beyazı içine hemen koyalım. Yumurta beyazlarını da koydum. Sarılarını da ayırdım. Şekil verdikten sonra üstüne sürmek için. Evet, harcımız ne durumda? Bir de ona bakalım. Harcımız da oldu. Gördüğünüz gibi harcımız da hazır. Evet, şimdi unlarını koyacağım, yoğurmaya başlayacağım. Siz de yapacaksanız eğer ortalama 12 bardak falan un alıyor. Ama tabii unun kalitesine, unun markasına bağlı olarak değişiyor. Ölçülü biçimde koyun ama ortalama 12 bardak un alıyor. Yaptıktan sonra hamuru mayalamaya bırakacağım. Mayalandıktan sonra da yumurta büyüklüğünden, yumurtadan biraz büyük aslında. Yumurtadan biraz büyük bezeler alacağım. İçlerinin harcını koyacağım. Ondan sonra onu da tepsiye dizdikten sonra tepside de 25 dakika ya da bir yarım saat falan bir dinlendirin. Biraz daha kabarsın. Ondan sonra pişirin. Gerçekten muhteşem oldu. Biraz önce bir sese irkildim. O ses ne sesi? Vallahi kapağı patlattı pat diye. Maşallah deyin, maşallah deyin. Ay maşallah nasıl kabarıyor. Ben başlayayım hemen şekillendirmeye. Biraz sonra da bu patlar. Hemen şekillendireyim. Harçtan da koyayım içine. Biraz da tepside dinlendireyim. Hazırladım. Tepsilerimi hazırladım. Harç burada. Eldivenler burada. Hemen şekillendireceğim. Koyacağım. Dinlendireceğim. Zamanla yaşıyoruz. Herkese boş oturuyorum gibi geliyor ama gerçekten zamanla yaşıyorum. Daha çocukları almaya gitmeden önce köpekleri gezdireceğim. Bahçeyi sulayacağım. Ondan sonra çocukları almaya gideceğim. Biraz önce bu da patladı ve kabarıyor. Görebiliyor musunuz? Bakın. 5 sesler çıkarıyor çıtı çıtı çıtı. Nasıl kabardığını görebiliyorsunuz değil mi? Açılıyor kendi kendine. Ay maşallah. Kuru mayayla yaptım yani. Kuru mayayla böyle kabardı, kabarıyor. Bilmiyorum da benim elimden hamur güzel kabarıyor. O yüzden ben bunları pek sarmam. Sardığım zaman taşıyor çünkü. Hala kabarmaya devam ediyor. Sarmıyorum çünkü hani freşlemiyorum da sarmıyorum da. Ben sadece kapaklarını kapatıyorum. Bunlar tapaveyin kapları. Tapaveyin kaplarını böyle büyük kaplarını alırsanız güzel hamur mayalamaya da yarıyor. Salata yapmaya da yarıyor. Her şeye yarıyor. Yok salata kabı diyorlar. Ben hamur mayaladım. Ne olmuş? Hamur da mayalanıyor yani. İlla salata mı yapacağız şimdi? Yok. Güzel. Bak kabarıyor. Maşallah. Biraz böyle alıyorsunuz. Çok yormayın ama. Ama yani mayalanmış hamur çok elde böyle ıcık cıcık oynatılmaz. Eşana da diyorum her seferinde. Yumurtadan biraz büyük. Yani şöyle koyduğunuz zaman şu 4 parmağınız şurada şöyle yani. Yumurtadan azıcık büyük.
Biraz daha bunu atacağım. Koydunuz mu? Koydunuz. Şeyini de şöyle biraz yayın. Şeklini göstereceğim. O yüzden kameranın önüne geçtim. Kaşıkla artık ne kadar harç koymak istiyorsanız, peynirli olabilir, kıymalı olabilir, ıspanaklı olabilir, pırasalı olabilir, yani bezelyeli olabilir. Neyi seviyorsanız artık harcı koyun. Koyduğunuz zaman da şu etrafını şöyle bir kapatın. Daha çabuk kabaracak, daha çok kabaracak. Şöyle tane tane alıp örterseniz, örttünüz. Bunu aldığınızın içine, bu tarafta böyle, parmak böyle. Çok kolay. Yapabilirsin. Oldu. Bu şekilde getirin, tepsiye koyun. Yani yapacağınız bu. Tepsiye bu şekilde dizdikten sonra da bir yarım saat falan tepside üstünü böyle hafif nemli, yani üstü kurumasın diye hafif nemli bir tülbent örtün. Biraz tülbent yoksa bezle örtün. Beklesin. Yarım saat daha beklesin. Ondan sonra da fırınınızı hazırlayın ama orada. 180 dereceye fırına atın. Üstüne tabii fırına atmadan önce yumurtamızı süreceğiz. Yumurtayı sürerken de yumurtanın içine böyle 1-2 kaşık tatlı kaşığıyla şeker koyup karıştırırsanız daha böyle pembe pembe daha güzel kızarıyor şeylerin üstü. Poğaçaların üstü. Aynı böyle şeylerde pastanede satılanlar gibi. Tamam. Onu da öyle yaptınız. Fırını da hazırladınız. Fırına da attınız. Pişti. Sonra çocuklarınızı okuldan alın sıcak sıcak yesinler yani. Öyle. İnatla inatla kabarmaya devam eden güzel hamurum. Maşallah sana. İnatla kabarmaya devam ediyor. Evet, ne kadar da güzel, her yerini unlamışım. Bak tabii hamur yoğurdumuz nereden belli olacak? Unlu olacak, her yer unlu olacak. Bitirdim. Bunu bitirdik. Çok güzel yaptık. Gördüğünüz gibi. Şimdi dinlendireceğim. Üstünü örteceğim. Çok çabuk yaptım öbürü kabarıyor diye. Bunları çok hızlı hızlı yaptım. Biraz dinlendireyim. Ondan sonra yumurtalarını süreyim. O arada da bir kek çırpayım. Bir şeyler yapayım. Geliyorum. Yeni bir hamurla sizlerin karşısındayım. Tutmayın beni. Zaten mutfağa girdiğim zaman beni kimse fazlasıyla tutamaz. Böyle habire ay şunu da yapsam, bunu da yapsam. Yapıyorum. Ama 4 ayda ben 30 kilo verdim. Yani 4 ay içinde 30 kilo verdim. 4 ay içinde nasıl 30 kilo verdim? Onu yarınki videomda size anlatacağım. Hamurum var. Hamurumu ikiye bölüyorum. Hamuru ikiye bölün. Ben size poğaçalarını da göstereyim. Ellerim yağlı ama tripodumu şöyle tutayım. Şu şekil. Yağlandırmadan. Evet. Poğaçalarım oldu. Bir de kek hallettim hemen. İçine biraz muhallebi sürdüm. Üstüne sos yapacağım. İki tepsi poğaçam da fırında. Şimdi haşhaşlı börek yapıyorum. Haşhaşlı börek yapacağım. Poğaçalarımı gördün, nar gibi kızardı, nar gibi. Çok yaklaştırmak istemiyorum yani. Ne bileyim, canınız istiyor diye yapmak da istemiyorum aslında. Helal edin hakkınızı. Yani hani keşke yakın olsak, valla hepinize dağıtırım yapıp da. Ben seviyorum çünkü. Şimdi biraz önce eşim geldi. Bu arada hayırlı cumalar. Cumadan çıkmışlar. Onlar da karınlarını doyurdum o arada. Eşim geldi, dedi ki çok güzel kokuyor. Tam mahallede kokusu. Kapıyı kapatalım, pastaya salıp da içeri girerler. Dedim o kadar koku varsa şey yan komşuya falan da yollayalım. Yazık hani. Şey yapmasın. Can istemesin. Olsengil geldiği zaman onlarla ben yan komşuya falan da yollarım. Şimdi hamurum var. Hamurumu ikiye böldüm. Bu da çok kolay aslında. Var ya böyle merdane mürden hiçbir şey gerekmiyor. Haşhaşlı yapacağım çünkü. Hemen şöyle 2 dakika bir de haşhaşlı yapayım. Hamuru ikiye böldük. Tezgahımızı yağladık. Haşhaşımız var. Haşhaşı ben zeytinyağıyla böyle biraz karıştırıyorum. Getiriyorum bunun şöyle bir ortasına biraz bir döküyorum. Sürüyorum. Onu sürerken de biraz bastıra bastıra sürün. Her yerine sürün şöyle. Ablasıyla.
Abi zamanla yarışıyorum ama ha bile şunu da yapayım, bunu da yapayım. Mutfağa girince çok seviyorum mutfak işini ben. Yemek yapmayı da seviyorum. Bir de hani yaparken size göstereyim de belki siz de fikir alırsınız, öğrenirsiniz. Ben şimdi tuvalet ovarken göstersem ne öğreneceğiz? Tuvalet ovmayı mı öğreneceğiz? Ya da ne bileyim yatak toplarken çeksem ne öğreneceğiz? Yatak toplamayı mı öğreneceğiz? Hiç değilse şöyle biraz pratik bilgi de vermiş olurum. Hiç değilse bildiğimi sizle paylaşırım. Siz de bildiğinizi bana yazarsınız. Hani yatak toplayınca, tuvalet olunca falan. Ne bileyim bilmiyorum. Hani zamanınızı boşa geçirmek de istemiyorum. Beni seyredenler benden bir şeyler alsınlar, bir şeyler öğrensinler istiyorum. Ben de onlardan bilgiler alayım istiyorum. Çünkü o kadar çok ablam seyrediyor. O kadar güzel bilgiler veriyorlar bana. Çok memnun oluyorum. Lütfen bildiğiniz şeyleri yazın. İnsan insandan bir şeyler öğrenmeli zaten. Küçüğüm de olsanız, büyüğüm de olsanız bilgi vermek için abla şunu şöyle yaptın ama böyle yapsan şöyle olur, böyle olur. Lütfen yazabilirsiniz hiç çekinmeden. Ya da sorabilirsiniz. Anlamadığınız bir şey olursa sorabilirsiniz. Ben size tekrar anlatabilirim, gösterebilirim. O yönden sabırlıyımdır. Bunu da biraz böyle açıyorsunuz. Getirip bunun üstüne koyun. Burada açma işlemine devam edin. Haşhaşların üstü kapanır. Çarşaf böreğini nasıl açıyoruz? Onun gibi şöyle hafif uzata uzata açın yani. Evet. Birazcık yağ dökün. Açma işlemi daha da yumuşak oluyor. Yırtılan yerleri de alın başka yerden yama yapıverin ne olacak? İçini kim görecek? Çok güzel oldu. Yaptık mı? Yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Bıçağı çıkartmıyoruz düşün. İki parmağım iyi temizleyin de çekmeceye iki parmak var şimdi. Çok şükür yakında. Uzun uzun kesiyoruz. Kestik mi? Dolayın. Şöyle. Şöyle. Hani çok pratik, çok kolay oluyor diye yani. Bunu getir tepsinin ortasına şöyle bir koy. Yuvarlığa başlat yani. Şu şekilde. Şuraya koyayım da göre. Hatta şöyle koyayım. Ben bunun üstüne yumurta süreceğim. Sadece yumurta süreceğim. Şey falan susamatmayacağım ya. Susamatmayacağım. Sadece yumurta süreyim. Değil mi? Şurası yağlı çünkü. Sadece yumurtasını şöyle sürelim. Benim çocuklarım da severek yiyor bunu. O yüzden. Bir de ben yaptığım zaman böyle fazlasıyla yapıyorum çoğu zaman. Kilitli poşetlere, poğaçaları falan böyle 2-2 kilitli poşete koyup buzluğa atıyorum. Hani beslenmelerine falan koymam. Rahat oluyor beslenmelerini hazırlarken. Çünkü ben her zaman onların beslenmelerini hazırlıyorum. Her zaman eşimin de beslenmesi var. Eşimin de yemeğini hazırlıyorum. Her gün kesintisiz hepsinin yemeğini hazırlayıp öyle yolluyorum ben onları işlere, okullarına. Ya öyle olmasına gerekmiyor mu? Aklınız kalır yoksa. Hani yediler mi, içtiler mi? Ne bileyim. Yazık sonuçta. Hem çalışıyorlar hem okula gidiyorlar. Biz rahatız. Biz evde istediğimizi açıyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Ama işte dışarı çıkanlar için öyle değil. O yüzden onları da düşünmemiz gerekiyor. Evet, bu da hazır. Bol yumurta sürdüm üstüne. Biraz sonra bunu da fırına atacağım. Ondan sonra pişsinler, devam edelim. Ben ne dedim? Bu böyle kabaracak, tepsiyi dolduracak. Aynen o biçim tepsiyi doldurdu. Artık kızardı ve mis gibi de oldu. Bu da tamamdır. Poğaçalarımı da güzel güzel dizdim. Bu da Tupperware'in bir kabı. Bu da çok güzel tutuyor poğaçaları falan. Çocukları da okuldan almaya gideceğim. Poğaça koydum onları da ılık ılık yesinler. Birer tane hangi sularını da aldım.
Eşan hoşuna gidiyor birden arabaya binince. Ben ona poğaça falan sununca böyle. Evet. Öbürü de daha tepside. Onu da hemen bir boşaltacağım bir kaba. Bunları çıkarttım. Evet, salata yapacağım demiştim ya. Ben bunları çıkarıyorum güzelce suyundan, yıkıyorum. Ondan sonra da içine bir iki tane salatalık doğruyorum. Bir de soğan doğruyorum. Ve böyle salata oluyor. Çok pratik, çok kolay. Besleyici. Çocuklar almaya gitmeden ben bunu da göstereyim. Tepside biraz ılıdıktan sonra getiriyorum ben. Böyle büyük kilitli poşetlerim var. Bu şekilde diziyorum. Ondan sonra iyice soğuduktan sonra da kilitlerini kapatıyorum. Kilitleri kapattıktan sonra da zaten buzdolabına çok yer kaplamıyor. Bu ikisini üst üste koyup bir yere koyduğunuz zaman buzluğa bu şekilde atıyorum. Evet, yine işte o an çocukları alma zamanı. Yavrularım gelecek. Bugün okulun son günü. 2 hafta tatile giriyorlar. Evdeler. Birlikte zaman geçireceğiz inşallah. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekliyorum.